Herkese merhaba. Bugün 30 Eylül 2020 günlerden çarşamba. Eylül'ün son günü. Ve bir manşet yayınıyla daha karşınızdayız. Manşet son iki hafta hafta içi her gün yayımlandı. Güne bakış ara vermek zorunda kalmıştı. Güne bakış döndü Turan Görür Yılmaz'la. Biz e, eski günlerimize döndük. Onu da hatırlatalım. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri karşınızda olacağız. Salı, Perşembe günleri ise Turan Görür Yılmaz'la Güne bakış günleri olarak devam edecek. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Ee, esasen gündemde ne var diye sorarsanız, bana göre gündemde Amerika'daki debate denilen televizyon tartışması var. Başkan adayları tartıştılar ki bana göre şu anda gerçekten dünyada bu konuşuluyor, bu tartışılıyor, buna bakılıyor. En azından Amerika'da, Avrupa'da bu konu öncelikli olarak değerlendiriliyor. Pek çok kişi batıda uykusuz kaldı. Avrupa'da uykusuz kaldı. Amerika'da tabii akşam saatlerine denk geliyordu. İngiltere'de 02'deydi efendim debate'in başlama saati. Tabii Türkiye'de bu 04 oluyor. Türkiye'de ya insanlar uykusuz kaldılar ya da çok erken başladılar. Eş zamanlı takip etmek çok zordu. Meraklısı da var mıdır bilmiyorum ama e, Başkan Trump'la Joe Biden arasındaki tartışma gerçekten e, seviyeyi göstermesi açısından BBC Türkçe'de çok güzel değerlendirmeler var. Türkçe okuyabilirsiniz. İşte başlık da öyle yani. Trump-Biden tartışmasında hakaretler havada uçuştu. Akıllı değilsin. Palyaço, Putin'in finosu vesaire. Gerçekten seviye yerlerdeydi. Son derece tahrik edici, kışkırtıcı üslubuyla 70 küsür kere tespit edilmiş Joe Biden'ın sözünü kesmiş Trump. Ben orada tabi Trumpçı veya Biden'cı değilim ama e, yan yana baktığınızda e, partilerinden veya her şeyden bağımsız olarak baktığınızda hiç habersiz birini oturtun o ekran karşısına ve dil de bilmesine gerek yok. E, ve sadece seyretsin ve beden diliyle veya işte efendim kulağına gelen seslerle neyse olayı analiz etmeye çalışsın son derece gerçekten kışkırtıcı, her lafı kesen, bölen bir Trump ve alabildiğince sabırla buna karşılık vermeye çalışan bir Biden portresi vardı. Bir bu. İkincisi, evet yani şu açıdan da dedim ya ben Biden'cı veya Trumpçı olarak bakmıyorum. İkinci açıdan bakıyorum. Demokratların Trump'ın karşısına Hillary Clinton'dan sonra 4 sene sonra çıkarabildiği isim Obama'nın başkan yardımcısıydı. Yani demokratlar 12 senedir de açıkçası yeni bir aday Obama'dan sonra yeni bir aday üretmekte çok da mahir olduğu söylenemez. Joe Biden figürü ki hayli yaşlı ki bu hal ve hareketlerinde konuşmasında her şeye yansıyor. Yaşlılığından kaynaklı olarak bir pot kırmadı. Evet programda ama baktığınızda yani bu mudur diyorsun. Yani işte ne derler işte aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık hikayesi gibi. Bir Trump figürü var. Evet. ve bu tartışmalar, bu televizyon tartışmaları Trump'ın pozisyonunu veya işte oylarını artırıyor veya azaltıyor değil. Fakat gerekli güzel bir gelenek. Başkan adayları 3 tartışma programıyla kozlarını paylaşıyorlar ve taraftarları da tribünlere oturuyor, onları seyrediyor ve bir performans değerlendirmesi yapılıyor. Bu herkes açısından, dünya açısından da belirleyici. Eğer arada hala kararsız varsa, o kararsızların oy vermesi açısından da, oy verirken doğru karar vermeleri açısından da belirleyici. Trump'un en son vergi hiç vergi ödemediği neredeyse ortaya çıktı. İşte başkan seçildiği sene 750 dolar vergi ödemiş ki bu 750 dolar vergi o kadar komik bir rakam ki yani Amerika'da sıradan çalışanlar çok basit işlerde çalışanlar bile bunun kat be kat üstünde vergi ödüyorlar. Ama Trump bunu zaten saklamıyor vergi usulünü vergi kanunlarını çok iyi bildiğini ve şirketler nasıl zararda gösterilir ve nasıl vergi kaçırılır bunun kitabını yazacağını falan saklamıyor tuhaf ve bu durumda yani gene oylarına negatif olarak yansımıyor hiçbir şey Trump'ı sarsmıyor yani öyle bir tuhaf bir durum var ki Trump'ın kitleleri kitlesi bunlardan etkilenmiyor yani başkan adaylığı senesinde 2016'da bir düzine kadın 12 kadın basın toplantısı yaparak bizi taciz etti işte veya seksüel saldırıda bulundu vesaire uygunsuz teklifte veya istekte bulundu diye basın toplantısı yaptı gene bir şey olmadı ve bu kadınların sayısı şimdi 17'ye çıkmış durumda yani tam 17 kadın Trump'tan şikayetçi ama işte bu kadınlar yalancı <laughs> Trump haklı ya da Trump öyle söylüyor ama ya da Trump'ın seçmeni bu kadınların haklı olduğunu düşünse bile Trump'a oy vermekten çekinmiyor. Ya öyle ki bir porno yıldızına yanılmıyorsam 150 bin dolar avukatı Michael Cohen tarafından ödendi ve bu açıklandı ve bu Trump tarafından da kabul edildi. Fakat gene bir şey olmadı. O porno yıldızına Trump'la olan ilişkisini geçirdiği geceyi anlatmaması için verilen paraydı bu. Evet yani pek çok dediğim gibi yüz kızartıcı şeyler oluyor veya işte efendim halka hisse hesa hesap verilmesi gereken şeyler oluyor. Gerek özel hayat açısından, gerekse böyle ekonomik ilişkiler, vergi açısından ki vergi bir namus özellikle Batı toplumlarında vergi kaçırmak, vergi ödememek, vergiyi vaktinde yatırmamak falan yani insanları hapse sokan suçlar. Fakat enteresan bir şekilde ülke, ülkeyi yönetmeye talip olan kişileri ve onları partilerini çok fazla etkilemiyor. İzlenmesi gereken bir şey, İkincisi ve üçüncüsü de mutlaka merakla beklenecek. Evet, dünyanın gündemi bu ama Türkiye'nin gündemi Erdoğan sonrası dizayn ediliyor. Evet, Türkiye'nin gündemi bu. Ona da hemen bakalım. Devlet Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı ve bu yazılı açıklamada Anayasa Mahkemesine sert çıktı. Biraz buna bakacağız. Devlet Bahçeli neden Süleyman Soylu'yla Devlet Bahçeli'yi yan yana koydum? Hatırlarsanız Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi'nin şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz hükmünü iptal etmesi ardından Anayasa Mahkemesine ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'na özellikle sert çıkmıştı. Anayasa Mahkemesi şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz hükmünü iptal etti diye. Ve e, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım. Sen var mısın? Diye böyle e, üstü kapalı... ...tehditler savurmuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı da o günlerde cevap vermemiş ama ondan sonrasında işte okuduğunu anlamamakla suçlamıştı Süleyman Soylu'yu. Anayasa Mahkemesi ile Süleyman Soylu arasında bu görünenin dışında bir hikaye var. Yine Devlet Bahçeli'ye geçelim, onu da anlatalım ki şeyler tam otursun yani malzemelerimizi paylaşalım. Birincisi bu hadise, bir iki hafta önceki hadise. İkincisi Devlet Bahçeli'nin yeni yaptığı yazılı açıklama... Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada diyor ki Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalı. Yani diyor ki Anayasa Mahkemesi e, son 4-5 senedir aldığı kararlarda çok da fazla e, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine veya 15 Temmuz sonrası kararlara falan ilişkin çok da fazla gidiş şey yapmadı ama fakat arada böyle can sıkıyor ve can sıkma potansiyeli var. E, kastettiği bu başkanlık sisteminde veya Erdoğan rejiminde Anayasa Mahkemesi bir ayrı kotu olarak öne çıkmış durumda. Bugüne kadar dediğim gibi büyük ölçüde destek verdi. Fakat e, gelen bir şey var. Ya da e, halkın bilmediği e, siyaset ve mahfillerinde ve medya kulislerinde az sayıda insanın bildiği bir hikaye var. Bu insanlar yani Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun yeni baştan yapılandırılmalı derken Süleyman Soylu gösteri yürüyüş kanunu ile ilgili bir hükmü iptal etti diye Anayasa Mahkemesi Başkanı'na açıktan çakarken gerekçe bunlar değil. Devlet Bahçeli devamla diyor ki geçmişin hüzünlü ve kaotik dönemlerinden hukuken, fiilen, fikren ve ruhen kurtuluş bu şekilde sağlanacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı sakattır. Hak ihlalleri adı altında milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmekte. Türkiye darbelerle yüzleştikçe, darbelerin demokrasi karşıtı kurumlarıyla hesaplaştıkça istikbal ve istiklalini sarsılmaz biçimde güvenceye alacaktır. Yeni yasama yılı başlangıcında bu konu samimi, sağduyulu, önyargısız, demokrasi ahlakına ve milli gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılmalı. Yani diyor ki meclis toplandığında anayasayı değiştirsin ki çünkü anayasa mahkemesinin yapısını değiştirmek için anayasanın değiştirilmesi lazım vesaire. Şimdi siz... Anayasa Mahkemesi'ne atanmış üyelere bakıyorsunuz. Neredeyse artık yani Anayasa Mahkemesi'nde yarıdan çoğu çok yarıdan çoğu Erdoğan döneminde atandı. Öncesinde işte Abdullah Gül döneminde atananlar var. Yani geçmişten gelen ki zaten 18 yıldır AKP hükümet AKP iktidarda arada bir 2007 yılına kadar 5 yıllık Cumhurbaşkanı Sezer dönemi var ama var ama yani 1 2 kişi müstesna. Hatırlayın o arada 9 kişilik Anayasa Mahkemesi heyeti 17 kişiye çıkartıldı. O 17 kişi yani 8'i de gene AKP'nin etkili olduğu meclis ve AKP'li cumhurbaşkanları tarafından atandı falan. Yani siz üyelik yapısını de değiştirdiğinizde ve oraya kendi adamlarınızı atacağınızda Esasen Anayasa Mahkemesi'nin aldığı alacağı kararlarda büyük ölçüde belirleyici oluyorsunuz. Fakat görülen şu ki Anayasa Mahkemesi'nin yapısı bu kadar dönüştürülmesine rağmen, iktidara e, sadık e, kadrolar veya iktidara sadık olacağı kadrolar oralara atanmasına yerleştirilmesine rağmen hala ya tam anlamıyla bir e, emin olamama durumu var ya da Erdoğan'ın atadığı üyelerin dahi Sonrasında yapacaklarından emin olamama durumu var. Yani Bahçeli ve Süleyman Soylu esasen Erdoğan adına konuşuyor da değiller. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde ağırlıklı üyeler Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından atanmış üyeler. Ve e, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı, Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Dönüp çıkışı e, aldığı kararlara ilişkin e, oradaki, oradan çıkacak kararlardan emin olamama halidir. Ne çıkabilir peki Anayasa Mahkemesi'nden? Anayasa Mahkemesi'nden e, bu ettikleri hak ihlalleriyle ilgili onun altını çizmek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı sakattır diyor Devlet Bahçeli. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattırdan kasıt Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekleyen konulara yoğunlaşmamıza neden oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilen infaz yasası gibi konular var ve gene cezaevindeki tutuklularla ilgili cezaevindeki hak ihlallerine ilişkin vesaire yapılan başvurular var vesaire. Belli ki Anayasa Mahkemesi'nden bu yönde çıkacak bir karar, bu yönde çıkacak bir gevşeme Süleyman Soylu'yu ve Devlet Bahçeli'yi rahatsız ediyor. Haliyle Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya bir anlamıyla destek veriyor. Süleyman Soylu yalnız değildir. Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi Başkanı'na çaktı, yüklendi, bindirdi neyse ama işte ben de bu konuda rahatsızım diyor belli açılardan paralel düşünüyorlar, belli açılardan da Erdoğan sonrası döneme ilişkin bir yapılanma ve bir dizayn var. Çok net bir şekilde, Süleyman Soylu'nun ve Bahçeli'nin gidişatına, politikalarına baktığınızda saraydan bağımsız ve saraydan sonrası, daha doğrusu Erdoğan ve Erdoğan AKP'si neyse, ondan sonraki döneme ilişkin işaret fişekleri görürsünüz. Atılan mesajlarda yapılan açıklamalarda Twitter mesajlarında ve gösterilen tepkilerde. Şu anda yapılan da bu anayasa mahkemesi aldığı alacağı kararlarla muhalefetin anayasa mahkemesine götürdüğü bir takım konuları kabul etmekle Erdoğan sonrası dönemde dikensiz bir gül bahçesi bekleyen veya Erdoğan'ın yaptığı temizliğin üzerine, Devam ederek yeni dönem iktidarını dizayn etmeye çalışan Bahçeli ve Soylu ya da Bahçeli-Soylu gibi isimlerin canını sıkıyor. Ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi üzerine baskılar gittikçe devam edecek. Artarak devam edecek. Hatırlatalım Osman Kavala hakkında... İlk iddianameden dolayı her şey düşmüş. Gezi iddianamesi veya gezi davası düşmüş. Hatta hak ihlali vesaire kararları verilmiş. Avrupa'dan bir sürü tepki olmuştu ve Osman Kavala'nın serbest kalması gerekiyordu. Ve Osman Kavala hakkında hemen bir suç icat edildi. Ve onun üzerine bir iddianame, yeni iddianame yazılmaya başlandı ve Osman Kavala tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. İkinci bir tutuklama geldi. Ve alelacele Osman Kavala ile ilgili ikinci iddianame ortaya çıktı tamamlandı. Tam o esnada Anayasa Mahkemesi de Osman ile ilgili bir hak ihlalini görüşüp karara bağlamak üzereyken buna ertelediğini bildirdi. Bütün bunların hepsi boşuna olmuyor. Yani e, bugün mahkemelerle ki bu olayların tam anlamıyla saray gülümünde olduğunu da söylemek zor, mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında Tam anlamıyla, tipik anlamıyla bir idrar yarışı var. Buna da böyle bakmak gerekiyor. Evet. Acayip bir ülke. Acayip bir dönem. Değil mi? Gerçekten öyle yani. Pelin Batu demiş ki, savaşa karşıyım deyince hakaret yediğiniz, düşmanlıkla suçlandığınız tuhaf bir delilik hali. Levent Gültekin üzülerek söylemeliyim ki Erdoğan'ın en büyük meşruiyet kaynağı din ve milliyetçilik hamasetine kolayca teslim olan muhalefet partileri. HDP'liler hakkında gözaltı süresi uzatıldı. 6 sene sonra Kobane olaylarıyla alakalı bir tutuklama kararı alıyorsunuz. Millet de zannediyor ki demek ki 6 yıllık soruşturma bitti, tutuklamalar başlıyor. Sonra bakıyorsunuz ki esasen öyle bir soruşturma falan da yok. Birileri al demiş, mazeret olarak da bunu bulmuşlar. Alıyorlar insanları ve içeride hala gerekçe üretmeye çalışıyorlar. Yani demek ki bir soruşturma bile yok ortada yani. Her şeyi son dakikada arkadan yetiştirerek falan tamamlamaya çalışıyorlar. O arada Ayhan Bilgen şu mesajı Twitter'dan paylaştı. Ee, ...ve e, gözaltı süren bitene kadar kayyım atanmamış olursa... ...belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim dedi 30 Eylül itibariyle... ...ön alma e, tweet'i, ön alma açıklaması... E, ...yapabileceği daha iyi bir şey yoktu ve e, Ayhan Bilgen bu açıklamasıyla, bu çıkışıyla... ...bana bir şey olsa bile belediye meclisi yeni başkanı seçsin, hükümet kayyım atamasın... Onu planlamaya çalışıyor. Bakalım ne olacak bu açıklamanın ardından onu da bugün yarın görürüz. O arada HDP bildirmiş resmi hesaptan Van'da helikopterden atılan Servet Turgut hayatını kaybetti. Çok üzgün ve öfkeliyiz. Turgut'u gözaltına alanlar onu katledenlerdir. Vatandaşına işkence eden ve katleden iktidar anlayışının hiçbir demokratik meşruiyeti yoktur. Bu insanlık suçunun hesabı hukuk önünde sorulacaktır ve işte biraz evvel bahsettiğim konu Alican Can Uludağ paylaşmış. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın Kavala başvurusunu görüşecekti. İstanbul Başsavcılığı olası ihlal ve tahliye kararının önüne geçmek için apar topar iddianame hazırladı. Böylece ön aldı. Hamleyi gören A Anayasa Mahkemesi boşa düşmemek için Kavala dosyasını erteledi. Anayasa Mahkemesi soruşturma aşamasındaki tutukluluğa ilişkin bugün ihlal verseydi Kavala hakkında son dakika iddianame hazırlandığı için bu yeni hukuksal durum karşısında tahliye gerçekleşmeyecekti. Devlet böyle yani. Devlet diye bir şey yok aşağıya. Bir yargı var ve işte Karşılıklı biraz evvel söyledim ikinci kere söyleyeceğim bir idrar yarışı var. Anayasa mahkemesi mahkemeler anayasa mahkemesinden ihlal çıkarsa diye iddianame yapıp işte ikinci bir prangayı takıyorlar insanlara. Anayasa mahkemesi de tam ihlal verecekken buna erteliyor. Tuhaf tuhaf şeyler. Bir de şöyle de bir şey var anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyor yani. Yani mahkemeler gerekçeli bir kararı bir görelim falan diyorlar. Bu kadar da iş kopmuş durumda gerektirdiği karar çıkıyor gene uygulamıyorlar. Öbür taraftan da işte Devlet Bahçeli, Soylu Cephesi birlikte ittifak halinde Anayasa Mahkemesi'ni zayıflatmaya, yıpratmaya çalışıyor. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin vereceği olası ihlal veya iptal kararlarıyla Erdoğan sonrası oluşacak yeni düzen, Erdoğan sonrası Türkiye'de başlarına yeni dertler almak istemiyorlar. Bu da bir karar. Filan şahısla kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir grubun maklube isimli yemeği yerken çekilmiş fotoğrafları olduğu falan. Yenilen yemekten terör örgütü üyeliği çıkıyor arkadaşlar. Evet. İbret olsun diye getirdim ekrana yani. Ekonomide yeni plan açıklanmış. Üzerinde durmayacağım. Güzel karikatürler var. Ona bakacağım. Dünya manşetinden 3 yeni temada meydan okunacakmış efendim. 2021 dolar öngörüsü damat Berat Albayrak'ın 7.68 ama şuraya bakar mısınız? 7.85'i açtı. Yaban çıkışı sürüyor. Yani dolar şu anda zaten 8 TL'yi yaklaşık görmüş durumda. Ama ona rağmen yeni ekonomik planda Gelecek senenin dolar öngörüsü 7.68. Yani daha açıklama yapılırken eskimiş bir şey ama ne diyeceksiniz? Biz bir zerre umut bile bırakmadı diyor bir gün manşetten. Dövize ilişkin soruya ben oraya bakmıyorum demiş. Ne demekse yani ben oraya bakmıyorum. Bakan konuştu dolar yükseldi. Evet işte 7.68 öngörüyorlar 2020 için. Konuşurken dolar yükseliyor. O kadar iyi ki kimse inanmadı demiş Karar Gazetesi manşetten. <laughs> İnşallah programı Gazete Pencere'nin manşeti. Yine yeni yeniden uzmanlara göre iyimser. İnşallah programı. Şey güzel. Yeni ekonomik program ölü doğdu. Döviz kuruna bakmıyorum. TR 724'ün manşeti. Evet. Gerçekten basın toplantısının veya basın açıklamasının altı çizilecek şeyi de o. Döviz kuruna bakmıyorum yani. Daha evvelki geçen ayki açıklamayı hatırlarsınız. Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz diye sunucuya soruyordu. Geçelim karikatürlere. Kur kazı, kur farkı işte kur farkı kazığı ve kur kazığı iki kazık vatandaşa dayanmış durumda. Kur benim için hiç önemli değil diyor Berat Albayrak. Güzel. Cilal Devri, Emre Ulaş karikatürü yeni çağdan getirdik. Bu İbrahim Özdabak karikatürü Yeni Asya'dan. Bu ateş ölçme cihazları çok moda ya son dönemde. Doların ateşi 7.8 Sefer Servi karikatürü evrenselden bütün veriler V tipi toparlanmayı gösteriyor. Açlıktan o demiş vatandaşlar. iki büklüm. V tipi toparlama. Toparlanma. Gazete pencereden Bülent Çelik karikatürü bu tablodan çok yaptı ama ilaç için bir tane satamadı. En hakiki yeni ekonomik program. Son tablo. Yani tabii Hafıza diye bir şey yok. Berat Albayrak'ın önceki açıklamalarını veya önceki toplantılarını veya önceki toplantılarda koyduğu faiz, büyüme, döviz hedeflerini falan hatırlatsa medya, her şey ortaya çıkacak da işlerine gelmediği için yapmıyorlar. O arada efendim, Tokat'ın yeni havalimanı sona yaklaşmış, milyonlarca vatandaşa büyük kolaylık sağlayacakmış. Tokat'ın nüfusu kaç? O oh, o oh e, hava alanını kaç milyon kişi kullanacak? Ayrı bir şey de gene bir işte yolcu garantili devleti hortumlama yöntemi. Çok tuhaf bir şey şey yaptılar. Yani devleti hortumlamak için ve bunu 30-40 yıl boyunca yapmak için muazzam bir yöntem icat ettiler olmayacak yerlere olmayacak projeler yapıyorlar. Bunu halka müjde olarak sunuyorlar, icraat olarak sunuyorlar. O projeler için bank, devlet bankalarından kredi veriyorlar. Hiç parası olmayan müteahhitler bile o projeyi alıp rahatlıkla o kredilerle yapıyor. Hatta müşteri garantisi veriyorlar ve hazineyi böyle 30 yıl 40 yıl boyunca soyuyorlar. Sonra da bunu millete de icraat olarak da anlatıyorlar. Biz buraya havaalanı yaptık, köprü yaptık, yol yaptık diye. Win, 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 win yani. Dört kere, beş kere kazan. Kütahya'da bir zafer havalimanı var. Yolcu garantili. Açıldığından beri zarar ediyor. tokatta sırada. Geçelim, ee, Ermenistan-Azerbaycan arasında dağlık karabağ sorunu şey devam ediyor. Olay, e, diplomatik çabalar da devam ediyor ama... Şu aşamada işin nereye gittiğine dair net bir veri, net bir bilgi yok. Rusya işin içerisinde, Türkiye işin içerisinde, Ermenistan, Azerbaycan, işte Dağlık Karabağ üzerinden enerji hatlarına halel gelmesin, bir şey olmasın diye bir çaba var. Vesaire. yeni Yaşam demiş ki Türkiye Azerbaycan Ermenistan çatışmasına müdahil uluslararası güçler dış müdahale olmasın uyarısı yapıyor ateşe benzerine gitmeyin kim Kardashian üzerinden ki Ermeni kökenli Amerikalı bir polemik var. İşte bir kadın sunucu bir şey söylemişti efendim kalçasıyla bilmem ne falan diye. Oralara girmeyeceğim işin magazini de baya bir bıcık bıcık seviye düşmüş durumda. Hürriyete manşet olan şu konu dikkatimi çekti ona bakıp geçeceğim. Ermenistan durup dururken Azerbaycan'a neden saldırdı? Bölgeyi en iyi tanıyan isimlerden biri olan eski de diplomat Ali Demir anlattı diyor. Paşinyan yani Ermenistan Başbakanı ekonomik ve siyasi olarak ülkesinde sıkıştığı çareyi savaşta arıyor. Bu analistler e, başka ülkeler için böyle analizleri çok güzel yapıyorlar ama aynı durum Türkiye için Ankara için de geçerli. Yani aklı olan zekası olan görüyor ama e, bunu Türkiye için söylemek yasak mümkün değil e, ama başka ülkeler için bu fikri serdedebiliyorsunuz ve o da Hürriyet gibi bir gazetede havuz unsuru olmuş bir gazetede manşet olabiliyor. O arada yana askeri üniforma giyip tüfekle atış talimi yapan eşi Anna Hakopyan da destek vermiş. Resimdeki kadın Ermenistan Başbakanı'nın eşi efendim. Tuğçe Varol, Türk muhalefet siyasetçilerine bir uyarıda bulunuyor. Yerinde bir uyarı Erdoğan'ı Macron'a karşı savunurken sanki haftaya bir Fransız şirketinin Karadeniz'de gaz sahasına ortak olma ihtimali varmış da Erdoğan'la Macron el sıkışacakmış ihtimali varmış gibi hareket ederseniz daha az gol yersiniz diyor. Bu haber Guardian'dan Yunanistan şey özür dilerim İngiltere ve Kanada beyaz Rusya'ya Belarus'a Belarus Cumhurbaşkanı oğlu ve oradaki bazı hükümet yetkililerle ilgili yaptırım kararı aldı efendim. Bu ülkesinde şiddete başvuran protestoları şiddetle bastıran işte tartışmalı seçimlerden sonra iktidarını iktidarını pekiştirdiğini düşünen bütün Orta Doğu kafalı e, diktatör kafalı liderler için geçerli olabilecek bir yaptırım örneği. Bir kere daha söylüyorum. Birleşik Krallık ve Kanada Belarus lideri, oğlu ve oradaki hükümet yetkilileriyle ilgili uluslararası yaptırım kararı aldı. Ekonomik yaptırımlarda bu oluğuna Mal varlığına el koyma e, bağlantılı hesapları takip etme, bağlantılı ticaretle alakalı e, sert adımlar atma, pek çok şey elbette bunu bunun içinde zamanla da göreceğiz. Haber Gard Guardian, İngiliz Guardian gazetesinden. Meclis açılıyor Türkiye'de. Korona haberlerine geçelim. Erdoğan'ı dinlemek için korona testi istenmiş milletvekillerinin her zaman önceliği var ve biliyorsunuz bazı milletvekilleri bunu ağzından da kaçırdı. Haftada 1 iki test olan vekiller var. Ama Erdoğan'ın katılacağı kapalı salon toplantılarında test, toplantılarına test olmadan girmek yasak. Dolayısıyla Erdoğan bu o vekillerin sağlığı değil Erdoğan'ın sağlığı açısından önemli. Erdoğan meclise gelecekse o meclis o genel kurul salonundaki herkes testten geçmek zorunda. Meclis de onun kuralını açıklamış. İşte efendim işte yarına kadar test olun bilmem ne. Test olmayan da genel kurula gelmesin falan diye böyle bir durum yani. Test konusunda da kendine Müslüman insanlar yeni mesajın manşetten verdiği rakam çok çok çarpıcı. Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü veriler verilerine göre dünyada 1 milyonu aştı ki bana göre bu rakam çok daha yüksek de işte her ülke şeffaf değil. Ancak ülkemizde diyor, Türkiye'de yani yeni vaka sayısıyla yeni ölümleri karşılaştırdığımızda şok gerçeklerle karşılaşıyoruz. Acı olan şu, her 24 vakadan birini kaybediyoruz. Bu bağlamda dünyada sadece 3 ülke Türkiye'den daha kötü. Meksika, Güney Afrika ve İran demiş. O arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yapan CHP'li Murat Emir, Çarpıcı bir rakam veriyor. Sadece rakamı verip geçeceğim. Murat Emir'in Twitter hesabında bu açıklama videosu sesli olarak var. Diyor ki Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ki 10 Eylül 2020 tarihli o açıklamayı gösteriyor ve elinde de farklı bir belge tutuyor. O gösterdiği belgede gene devletin resmi kaynaklarından veya kanallarından sızmış bir belge. 158 bin testten 29.377'sinin pozitif çıktığı gün, 10 Eylül günü, 158 bin test yapılmış ve yaklaşık 30 bin'i pozitif çıkmış. Sağlık Bakanlığı o günkü açıklamasında sadece 1.512 yeni hasta açıklamış. Metin'e Murat Emir diyor ki, siz diyor 158 bin test yapmışsınız, 30 bin pozitif vaka var ve Sağlık Bakanlığı 10 Eylül tarihinde açıkladığı şeyde resmi tabloda 1512 yeni hasta açıklıyor. Bu nasıl bir şey diyor. Elinde tuttuğu iki belgede resmi belge. 30.000 pozitif vakanın olduğu gün 1512 hasta. İşte o da laboratuvar çalışma grafiği belgesi ekrana geldi. Evet, Durum bu. Latif Demirci karikatürü Hürriyet'ten ileride maske çevirmesi varmış. Ha bir takalım şunları diyor. Dikiz aynasına takılmış maskeler. Evet, Türkiye'deki maske hali de bu. Kontrolden kaçmak için yasak savma kabilinden. Halbuki öyle olmamalı. Bu da Avrupa'dan bir grafik. Karşılaştırmalı Fransa, Ukrayna, İngiltere, İtalya ve Almanya. Bu grafiğe baktığınızda 1 Mart'tan 29 Eylül'e kadar yani içinde bulunduğumuz tarih Eylül sonuna kadar ki rakam görüyorsunuz her ülkede Mart Nisan geçişinde zirve yapmış 1 milyon insanda görülen vaka sayısı 1 milyon insanda yani her her milyon insan başına düşen vaka sayısı öyle söyleyeyim. Fakat bu grafiğin dikkat çekici tarafı şu: Fransa'da kırmızı grafik muazzam bir artış var, Ukrayna'da artış var, İngiltere'de artış var, İtalya ve Almanya'da çok hafif bir artış var ama Fransa ve özellikle İngiltere'nin grafiği yukarı. Bu da gerçekten e, yetkililerin veya devletlerin önlem almasına yol açıyor. İngiltere ile ilgili şunu söyleyeyim. Son 7 bin küsür vaka günlük vaka sayısı 7 bin küsürlerde projeksiyon Ekim ortası itibariyle bunun günlük 50 bin vakaya çıkacağını söylüyor ve ondan dolayı adanın zaten yarıya yakın bölümünde kısıtlamalar devrede e, lockdown dediğimiz ama tamamına yayılması da gündemde. Okulların da Christmas, Noel tatili dediğimiz tatilden önce, iki hafta önce e, kapatılması ve Christmas tatiliyle, Noel tatiliyle birlikte iki haftada öyle yaklaşık bir ay tatil edilmesi de konuşulan seçenekler arasında. Avrupa'daki durumda bu. Magazinle bitirelim. Bu bir film setinden, e, İrlanda'dan. E, diyeceksiniz ki yani ne alaka falan, yani e, film tanıtım mı yapıyorsun? Hayır. Jodie Comer'la e, Matt Damon'ın ve e, Adam e, Driver'ın oynadığı e, bir film bu efendim. E, İrlanda'da çekiliyor. Burada filmin e, kadın oyuncusu Jodie Comer... ...gördüğünüz gibi şöyle bir e, kalkanla veya e, önlemle değişik bir stil virüs bulaşmasına karşı önlem almış. Ve bu biçimde bu önlemlerle filmler, diziler çekiliyor. Hani soruyor insanlar filmler, diziler halı halı çekiliyor nasıl? Setlerde bu tarz önlemlerle bunu da böylelikle sizinle paylaşmış olalım. Matt Damon Jodie Comer filmi yakında geldiğinde ya bu film korona günlerinde nasıl çekildi diye soran olursa aklınıza bu gelsin. Erdoğan sonrası dizayn ediliyor dedik ve böylelikle ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl olduğunu, neyin nasıl planlandığını vesaire detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.